Ne anlatsam diye çok kafam karıştı. Çünkü şöyle bir şey, şimdi Aura ekibi bir yandan burada bizim öğrenciler. Onlar zaten bizim iki sunumu dinlemişlerdi. Şimdi tekrar tekrar olmasın diye biraz dışına çıkacak bir proje daha koyabilir miyim diye düşündüm. O yüzden şu anda İstanbul İnatçı Duvarları ekranda gözüküyor. Spesifik olarak bu projeyi bir anlatacağım. Bu daha önce hiçbir yerde anlatmadığım bir projeydi. Anlatmadığımız bir projeydi. İBB için hazırladık. Uygulama projeleri falan tamamlandı fakat inşaata bir türlü geçmedi. O yüzden hani biz de herhalde projeyi bitireli bir 6 ay kadar zaman oluyor. Hatırlamak için de iyi bir fırsat olur belki diye düşündük. Sonrasında ama yani bunu anlattıktan sonra tekrar hani geleneksel sunuma geri dönüp hani birazcık genel olarak ofiste neler yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Şimdi bu İstanbul'un inatçı duvarları dediğim gibi İBB için hazırladığımız bir projeydi. Sanıyorum 1,5 sene önce ya da 2 sene önce başladık. Galata bölgesindeki Cenevi surlarınızı muhtemelen herkes İstanbulluysa burada en azından Galata Kulesi'ni bir kere görmüştür diye tahmin ediyorum. Tabii o kulenin devamında bir surlar silsilesi var. Bunları hızlı geçeceğim. Çok hani tarihsel sürecine zaten öyle bir yetkinliğim de olmadığını düşünerek çok fazla anlatmayacağım ama yaptığımız araştırmalardan aslında slaytlar bunlar. Hani o surların işte 500'lü yıllardan günümüze kadar olan macerasını birazcık anlamaya çalıştık. Çünkü çok uzun farklı dönemlerde inşa ediliyor ve farklı dönemlerde yıkılıyor da ilginç bir şekilde. Bugün en görünür olanı Galata Kulesi ama hala Galata'da gezdiğinizde bir takım surların izlerini görüyorsunuz. Bu yaklaşık olarak işte o bölgeleri ve surların işte yapım ve yıkım süreçlerini gösteren bir harita. Dediğim gibi bunu çok detaylı anlatmayıp asıl kendi meselemize biraz geçmek istiyoruz. Burada kritik olan tabii çok da bir şey kalmamış olması maalesef bu surlardan. Şehir genişledikçe ve bunlar da şehrin tam göbeğinde kaldıkça farklı dönemlerde farklı yerel yönetimler ya da belediyeler iktidar tarafından yıkılıyor. Şimdi buradan alakasız bir yere geçiyorum. İstanbul'un İnatçı Otları diye bir sergi. Daha doğrusu İstanbul Bienali'nin 15. İstanbul Bienali'nde Mark Dion'un yaptığı bir sergi. Pardon. Şöyle bir sergi bu. Şunu anlatıyor aslında. İstanbul'un inatçı otları üzerine. Yani bu her gün gördüğümüz ya da görmeden yanından geçip gittiğimiz, üstüne bastığımız, çayımızı döktüğümüz, koparıp annemize verdiğimiz ama yine de işte isimlerimizi öğrenmeye tenezzül etmediğimiz komşularımız, bu Sevincen'in bir yazısı bu arada, Mark Dion'un değil. Sergi üzerine bir yazı yazmıştı, oradan bir alıntı. Ve şu çok ilginç gelmişti bize. Bu projeyi yapmamızdan çok çok önce bu arada gördüğümüz bir şey. Yani Cenevi Surlu ile doğrudan alakalı değil. Hani böyle bir hafızamıza bir şekilde yer etmiş bir şey. Şimdi aslında yabani otları kentte böyle görmüyoruz. Ama Mark Dion bir takım sanatçıları çağırıp bunların çizimlerini yapmasını istediğinde bunlar bambaşka bir şey olarak gözükmeye başlıyor. Artık hani üzerimize bunun üzerine basıyorum ya da bu ot aslında şuna mı şifa, şunun şifasına mı yarıyor gibi bir takım sorular sordurmaya başlıyor. Bize çok ilginç gelmişti yani ve o güne kadar da gerçekten İstanbul'un bu kadar sokaklarda tasarlanmamış ya da planlanmamış bir doğal hayatı olduğunun da farkında değildik açıkçası. Bu sergiden sonra her gördüğümüz bu da şuymuş gerçekten diye biraz daha detaylı bakmaya başladık. Bunların şimdi neler olduğunu sonra biraz anlamaya başladık. Bu kısım projeyi yaptıktan sonraki bizim araştırmamız. Bunlar dediğim gibi birçoğu aslında yenilebilir otlar, şifalı otlar. Zaten İstanbul'un bu anlamda çok ciddi bir Osmanlı zamanında da dayanan bir şeyi var. İsimleri çok ilginç. Mesela İtlab Adası, Filkula vesaire gibi. İsimleri bile bir hikaye barındırıyor bir yandan. Bu da çok ilginç. Bunlar böyle devam ediyor. Yani yenileri de eklenebilir. Biz çizimleri olanların her birinin gerçek fotoğrafını da yan yana koyup şey yapmaya çalıştık. Hani o illüstrasyonla gerçeklik ilişkisini birazcık daha iyi çizmeye çalıştık. Bir yandan da tabii bu sur bölge, yani İstanbul acayip bir kuş hareketinin olduğu bir bölgede bulunuyor. Farklı dönemlerde işte yazın, kışın
kuş hareketleri var ve Haliç bölgesi de bundan ciddi etkileniyor. Bu da bir bilgi olarak koyduğumuz şey. Ama tabii bütün bunların bu surlarla ne alakası olabilir diye düşündüğümüzde şöyle başladı. İlk biz yer gezisi yaptığımızda, alan gezisi yaptığımızda tabii ki bizden bu taşlara odaklanmamız ve bunlar üzerine bir şey aslında kurgulamamız istiyordum. Fakat bir yandan da o dönemde bu İBB Miras'ın bir Instagram sayfası var. Belki görüyorsunuzdur. Bu tabii ki sürekli bir takım işte çeşmeler vesaire İstanbul'daki bu tip tarihi yerlerin restorasyonunu anlatıyorlar. Ve oradaki otlar da aslında istenmeyen şeyler. Çünkü o taşa vesaireye zarar verdiği düşündüğümüz şeyler. Onları kazıyoruz, ilaçlıyoruz vesaire. Kurtulmaya çalışıyoruz. Şimdi dedik ki acaba böyle bir fırsat varken, bu bir davetli yarışmaydı bu arada. Hani böyle bir şey varken bununla bir hesaplaşma olabilir mi acaba dedik. Bunlar direkt alandan fotoğraflar ve alana gittiğimizde de zaten karşımıza bir sürü böyle otlar çıktı. Tabii otların yanında sadece otlar da değil, başka canlıların da ev sahipliği yapan bir alan burası. İşte zaten İstanbul'un o sokak hayvanları habitatı oldukça gelişmiş. Şey olarak da çok ilginç. Mesela bu projeyi biraz daha araştırmaya başladıktan sonra farklı insanlarla da konuştuk. Gerçekten İstanbul, mesela Avrupa'daki birçok ülkeye gittiğinizde zaten ne de sokakta bir hayvan görüyorsunuz ne de sokakta böyle yabani ot görüyorsunuz. Hepsi zaten temizlenmiş ve kazınmış oluyor. Çok çok uzun zaman önce endüstrileşmiş, sanayileşmeye başladıkları için hala ilginç de gelse İstanbul'daki yaban hayatı, yani şimdi atmayayım hatırlamıyorum ama tartışmamız İstanbul, sadece İstanbul'daki yaban hayatı Avrupa'daki birçok ülkeden daha fazla aslında canlı ev sahipliği yapan bir yer. O yüzden iyi durumdayız bir yandan bayağı. Ve biz de alana gittiğimizde işte bu otların fonunda böyle bir duvar restorasyonu devam ediyordu. Ve bu ikisi acaba nasıl, hani tamam bu duvar restore edecek, bu otlar bunun üzerinden kazınacak, atılacak ama biz bunu bir şekilde projeye dahil etmenin yolunu bulabilir miyiz diye sorduk. Bunlar yine proje alanından. Yani bir de bunların bizim için en çekici tarafı hiçbir şekilde bunların bakıma vesaire ihtiyaç duymaması. Çünkü normalde kent içindeki peyzaj, yani şu fotoğraf bu belki bunun, hani böyle bir Entepe'ye bayrağını dikmiş gibi, yani onun beni kazısanız da buradan bir yer bulur çıkarım aslında bizim için diyen bir şey. O yüzden neyse çok uzatmayayım. Bu böyle bir ön bilgiyle ya da ön heyecanla başladık projeye. Sonrasında şöyle de bir şey vardı. Bizden burası için bir seyir terası yapılması istendi ama aslında bulunduğu bölge, proje alanının bulunduğu bölge ki Şişhane aslında parkı ya da işte Galata Kulesi vesaire gibi alanlara çok yakın. Bizim alan şurası bu arada. Ve böyle acayip de bir manzarası yok bir yandan. Hani bu seyir terası olma, hani böyle bir çok bazen bu şartnameler hızlı yazılıyor, kararlar hızlı veriliyor. Bunu da birazcık sorguladık açıkçası. Çünkü benzer yakın çevrede çok fazla Haliç ya da işte Boğaz manzarasını görebileceğiniz yerler var. Bir de böyle bir peyzaj genelde İstanbul'da karşımıza çıkıyor. Şimdi bu fotoğraf şu açıdan ilginç. Bir tane arka taraflarda gördüğümüz bunlar dikilen bitkiler. Ve bunu hayatta tutmak için işte bir sulama vesaire ihtiyacınız var. Fakat günün sonunda bunlar galip çıkıyor. Çünkü çok da bakım yapmayı belki beceremiyoruz. Bilmiyorum sebeplerini ama hep böyle bir şey halinde, gerilim halinde. Yabani otlar ile tasarlanmış ve oraya dikilmiş, dışarıdan getirilmiş otlar. Bu da tam hemen Şişhane Meydanı. Bizim ofisimiz de bunun bir arka sokağında olduğu için böyle bir yaklaşım. Tasarlamayalım bu alanı dedik. Alan bu arada çok zor bir alandı. Şöyle, yani bunu bir ayağa kalkıp belki anlatayım. Şimdi tam metro tüneli, Şişhane durağına giriyorsunuz buradan. Bir arkasında Haliç durağı. Yani Haliç'ten açığa çıkıyor ya metro. Oradan sonra tekrar tünele girdiği alan. Burada da surları görüyorsunuz. Şimdi bu proje çok ilginç bir proje. Tabii bu bütün bu olaylar bizden, yani önceki dönemde olmuş. Ve şey olarak da altyapı projesi olarak da ödül almış bir proje. Çünkü suru koruyarak hani burada bu tüneli yapılmış ama bu tünelin tam bu noktadan suru delerek girmesi de bir soru işareti. Çünkü bu buradan önce birçok alanda yıkım vesaire de yapılıyor. Yani böyle hani burası boştu buradan girsin gibi bir durum yok. Burasını boşaltıp bunu yapıyorlar ve bütün bu sur duvarı, şurada gördüğümüz sur duvarı askıya alınarak yapılıyor. Acayip bir mühendislik projesi var. Çünkü bakın görüyorsunuz şurada yarık,
ve bu böyle içine geçiyor. Yani bu sunum temeli falan hiçbir şey yok. Merak edenler olursa bunun da projeleri var. Mail atarsanız hani gönderirim. Çok acayip animasyonları var bunun nasıl yapılıyor. Sonra da ödül alıyor Hollanda'da alakasız bir şeyden. Neyse bu alanı çalışmamızı istediler ama bir yandan çok zorlu bir nokta ama şey açısından da çok avantajlı. Tam bu Galata bölgesini, daha doğrusu Şişhane bölgesini doğrudan Karaköy'e bağlandığı neredeyse tek alan. Kesintisiz olarak. Yani şuradan dümdüz inmeye başladığınızda hemen bu sur ayak metronun ayağının altından Karaköy'e bağlanabiliyorsunuz. Şu bölge bu arada. Surlarda da bu bölgeye tekabül ediyor ve bir tane de burç var. Burada da görüyorsunuz. Eskiden bu burcun üstünde bir bina varmış. O binayı da kaldırmışlar. Yani şu alan restorasyonu başlamıştı. Biz projeye dahil olduğumuzda görüyorsunuz şu bölge. Şimdi bizim stratejimiz şöyle oldu. Yani dedik ki yani tamam burada aslında mesele belki bir seyir terasından öte birazcık derli toplu çok ciddi bir eğimli alan içerisinde iyi bir yaya sirkülasyonu sağlayıp yukarıdaki yaya hareketini aşağıya ya da aşağıdaki yaya hareketini yukarıya bağlayalım gibi olabildiğince eğimi azaltacak stratejilerle ve ara sokaklara bağlayacak stratejilerle bir kurgu oluşturmaya çalıştık ve o yolların arasında da yeşil alanlar şey yaptı. Bu kısmı zaten çok hani bilindik bir peyzaj projesi diyebileceğimiz bir şey ve bir takım yine de tabii ki sonuçta belediyenin o amansız isteklerine de şey yapmak için metro platformunun üstünü yani şöyle geri gidersen biraz. Şu alan zaten doğal bir seyir terasıydı. Olabilecek bir yerde daha doğrusu. Sadece biz bunu en tepeye değil de burada hali hazırda bir düzlük olması lazım zaten metro bağlanıyor diye. Orada kurgulayabilir miyiz diye önerdik. İlginç bir şekilde bu projeyi seçtiler. Çok ümidimiz yoktu çünkü dediğim gibi böyle bir hani çok eleştiri vardı içinde şeye karşı. Hani siz bu otları sürekli kazıyorsunuz ama biz bunlarla bir şey yapacağız vesaire diye. Sonrasında bu artık şey uygulama projesi aşamasından renderler şeyden değil, ilk sunumdan değil. Bu otların arasından rahatlıkla çıkabildi. Yani hala altında devam etti. Yani artık alanlarda çok da tasarlanmış böyle bir şey öbekleri değil. Burada İyi Ekim diye bir şey ekibi var. Peyzaj, tam peyzaj da değil aslında böyle bir orman mühendisi mesela biraz karışık bir ekip. Onlarla çalıştık. Onlar İstanbul'daki yabani otları çok iyi bilen bir ekip. Fakat mesela şöyle çok pratik sorunlar vardı. Yani sonuçta belediyeye bir proje yaptığınızda belediye bir alım yapması gerekiyor. Buraya şu bitkiyi dikeceğiz diye. Yabani ot alabileceğiniz herhangi bir yer yok İstanbul'da tabii ki doğal olarak. Yani bir takım bürokratik çok ciddi engeller var. Fakat işin güzel tarafı hiçbir şey dikmezseniz zaten o yabani otlar çıkıyor oradan. Yani bir şey almanız da gerekmiyor. O yüzden bir takım adacıklar oluşturduk. Bu adacıklara daha işte adaçayı vesaire gibi yine aslında yabani ot gibi çok da şey gibi istemeyen fakat bir yandan da alınabilecek yani o envanter listesine konulabilecek bitki öbekleri artı bunun yanında da bir takım alanları da boş bırakmak aslında. Ve o boş bırakan alanlarına zamanla tekrar doğal olarak hani kuşların, böceklerin vesaire getirdiği tohumlarla dolmaya başlaması gibi bir stratejiydi. İşte küçük bir kafeterya yapısı yaptık. Onun terasında yine yenilebilir bir takım bitkiler vesaire. İşte bu binanın biraz büyümesi üzerinden hep bir gerilim vardı. Çok büyütmemeye çalıştık. Çünkü çok da yapılması yani o sorgulanacak bir noktaydı. Kot ilişkilerini olabildiğince doğru çözmeye çalıştık. İşte bir güvenlik artı tuvalet yapısı yine olabildiğince şey bir noktaya koymaya çalıştık. Bu tam metronun üstü. Burada da birazcık işte karşıdaki acayip bir tabii şey var, silüet var. O silüetin anlatıldığı bir seyir terası vardı. Yani genel stratejimiz aslında böyle biraz arkeolojik alanda gezmek gibi. Yani yere olabildiğince az dokunan. Bir yandan gerçekten arkeolojik bir sürü şey var ama surun sadece izinde olan şeyler ama asıl amacımız bunu yani bu bütün bu yürüme yollarını delikli yapabilmemiz amacı toprağın hem hava alabilmesi hem belli miktarda ışık alabilmesi ki altta o yabani diyebileceğimiz tabii ki bir şey yabani hayat değil ama en azından kendi kendine büyüyebilecek hayatın gelişebileceği bir ortam olabildiğince böyle sade peyzaj elemanları işte alanı hani stabilize edecek ve çok çamurdan koruyacak sadece ama suyun geri geçirimini engellemeyecek şeyler. Sokaklarla mevcut sokaklarla kot ilişkisini doğru kurmak. Burcun olduğu bölgede surun böyle bir geçişi vardı. Bu noktaya işte birazcık daha farkındalık. Çünkü tam arkada şurada burç var.
onu anlatmak. Devamında bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bu sefer dev bir asfalt zemin var. Yani tamamen böyle bir şey zıttı gibi. Şurada Burcu görüyorsunuz. Bu metronun işte viyadüğü. Burası pandemi zamanında çekilmiş bir fotoğraf olduğu için bomboş. Normalde burası bir otopark aslında, ispark ve buradan araç geçiyor. Ve şöyle bir şey, burası bir araç trafiğine kapatma yönünde inanılmaz da bir direnç var mahallede. Çünkü tek geçişleri, alternatif hiçbir yer yok. Kapatıldığı anda oradaki atölyelerin hareket edilebileceği hiçbir yer yok ama sürekli de Burcu'nun bir tarafına çarpıyorlar. Şu zaten çeliği görüyorsunuz, bu çelik sürekli onun o gerilimini korumak için yapılmış bir şey. Burç'un tekrar gündelik hayata katılması, işte altındaki viyadüğün asfaltının belki neredeyse kırılıp dökülmeden orada durarak dönüşebilme ihtimali gibi bir senaryoyla anlatmıştık ve dediğim gibi şey oldu, projeleri de çizildi fakat belediyede biliyorsunuz bazı şeyler çok hızlı, bazı şeyler de çok yavaş ilerliyor. O yüzden böyle bir belki bir tamir hikayesi olarak alternatif, birazcık daha diğer yaptığımız projelerle farklı bir ölçekte ve farklı bir bağlamda, daha peyzaj ağırlıklı bir bağlamdaki yaklaşımımızı anlattım burada. Şimdi asıl sunuma geçeyim. Şimdi zaten bir ismimizde bir soru işareti şeyi var. Bu hep soru olarak soruluyor. O yüzden baştan artık sunumlara koyuyoruz. Niye soru işareti var diye. Şöyle bir şey. Aslında bu çok böyle bir geçmişe gittiğinde bayağı komik bir hikaye. Yani bizim de koyduğumuz bir isim değildi. Sevinci'nin kardeşinin koyduğu bir isimdi. Bizim sizin soru olabilir mi acaba diye. Bize tamam niye olmasın demiştik. Ve 20 yıl önceki bir şeydi. Şöyle... Hep bir soru oluyor projelerin altında, arkasında. Sonra şimdi tabii gireye böyle bir dönüp arkeolojik kazı yaptığında bunu anlıyorsun. Projeyi yaparken anlamıyoruz aslında bunu çok fazla. Ama artık 40 yaşına geldiğimiz için geriye dönüp bakacak yaşlılıktayız diye düşünüyoruz. Bu projede ilk yaptığımız projeler, uygulanmış projelerden bir tanesi. Ve şöyleydi, bu İstanbul Modern'in eski alanı. Bilmiyorum, belki görmediniz. Bir kısmınız yaşınız gereği belki gördünüz ve hani yeni halini biliyorsunuz. Ama değişmeyen şey burada şöyle diyeyim, gümrüklü alan. Bu şeyleri görüyorsunuz. Şimdi de beton plakalar kapanıp açılıyor. Hani onun sebebi. Ve kruz gemisi. Bunlar hala duruyor ama geri kalan her şey değişmiş durumda. Bize burada sordukları da bu İstanbul Modern'in MoMA PS1'la bir ortak projesi vardı o zamanlar. Artık tüm dünyada PS1 durdurdu o projeyi galiba. Bu alan için daha çok genç mimarların bir şey yapmasına teşvik ettiği bir ön seçimli diyeyim, davetli değil de ön seçimli bir yarışma. Portfolyonu yolluyorsun ve işte portfolyondan 5 ekip seçiyorlar. Sonra 5 ekip öneri getiriyor. Bizim buradaki şöyleydi, çok zorlandık ilk başta. Yani böyle bir, çünkü New York'ta bu program yaklaşık 10 senedir devam ediyordu ve neredeyse her bulduğumuz fikri zaten oradaki PS1 yapmış gibi, böyle sürekli bu da mı yapılmış, şu da mı, yani size de olmuştur muhtemelen, yani o, ya bunu da mı yapmışlar fikri. O yüzden böyle çok karın ağrıları çekerken bir gün şu keside vardık, şeyi geçeyim. Aslında buranın altında o mazgallardan baktığımızda su olduğunu keşfettik. Bilmiyorduk. Yani daha önce hiç fark etmemiştik böyle bir şey olduğunu. Alandaki mazgallardan ve her bir mazgaldan aşağı kurşun sarkıtarak bayağı balıkçı gibi bu kesit çıkardık. Çünkü böyle bir kesit yoktu elimizde. Yani işte buradaki mazgaldan sarkıtınca işte evet 2 metre. Sonra 5-6 metre. En ucuna gittiğinde 13-14 metreye geliyor. Demek ki böyle bir kesit vardır ya burada deyip tamamen böyle bir varsayım aslında. Ve dedik ki biz bu orada bir gölge ve insanların oturabileceği bir alan yaratılması isteniyor. Acaba bunu bu betonarmeye sabitlemek yerine yüzdürebileceğimiz bir şey yapabilir miyiz diye sorduk. Yani buradaki temel mesele aslında şöyle. Burada bir deniz var. İşte İstanbul'un en güzel manzarası belki. Fakat bu suyla ilişkimiz bloke ediliyor.
Bizim meselemiz şuydu başından beri, tabii ki çok böyle bir mimar refleksi. Ya bu suyla ilişki kurmamız lazım bir şekilde. Yani burada ilişki kurabileceğimiz başka hiçbir şey yok zaten. Ama kuramıyoruz. Sonra o suyu keşfedince, ilişki kurmanın görsel değil de başka türlü bir yolunu bulabilir miyiz aslında? Şey olduk ve bunlar işte suyun hareketi bir şekilde bu mimari elemanlarla bahçeye yansımış oldu. Ve böyle bir hani... Ve tabii ki bu da çok da böyle bir doğrudan ilişki değil. Çünkü bilmeyenin hani altta pistonların hareket ettiğini düşünen çok insan vardı bu sistemi. Şöyle şeyler oluyordu. Mesela işte kruz gemisi yanaştığı zaman bir yandan fotoğrafları şey yapıyorum. Kruz gemisi yaklaştığı zaman bütün bu hareket duruyordu. Çünkü dalgayı engelliyor kruz gemisi. Baraj gibi önüne geliyor. Gitmeye başladığı anda bunlar hareket ediyordu ve deprem oluyor sanıyordu çoğu insan. Çünkü bir anda hareket başlıyordu demirlerde. Çünkü demire yaslanıyorlar vesaire bir şeyler oluyor. Onunla bir peyzaj da oluşturduğumuz için bu çıkma lastiklerle. Yani parayı bütün parayı bu şemsiyelere harcayınca para kalmadı tabii peyzaj yapmaya. Ve çıkma lastikleri işte balık ağıyla sardık. O zaman da Karaköy'deydi ofisimiz. Sürekli zaten o balıkçılara maruz kalıyorduk. Onlarla bir şekilde şeyini görüyorduk. Böyle bir kullanılan alana dönüştü ve şeydi yani bizim için sonrasından onu gözlemlemek çok şey öğretti. Bir de dediğim gibi ilk uygulanan projemizdi bu. O anlamda da şey özel bir yeri vardı. Şimdi bu tamir meselesinden ziyade biz tamiri aslında zaten şeyde de yani burada da mevcut hani geleneksel anlamda sadece değil tamir bir şeyi canlandırmak anlamı da var. Ve kökeni mimar tamir bunlar aynı kökenden geliyor Arapçadan. O yüzden de bu koyduğum projeleri hani geriye dönüp baktığımızda hepsi birbiriyle ilişki. Çünkü mevcut olan bir şeyle ilişki kurmak onun bir şekilde tekrar farklı bir şekilde de olabilir. Yani illa mevcutu alıp dönüştürmek değil aslında tamirden anlatmak istediğimiz. Bir şekilde onu mevcut olan bir durumu alıp canlandıracak bir katalizör olmak aslında. Burada da mesela yani İstanbul Modern örneğinde oradaki su betonun altında mevcutta olan ama alana yansımayan o suyun hareketini yansıtmaktı. Burada bu proje de çok şey hikayesi şey tam Gezi olayları sonrası Roma Maxi'de bir İstanbul sergisi yapıldı. Ağırlıklı olarak sanatçıların davet edildi. Birkaç tane de mimarın İstanbul'dan davet edildiği bir şeydi ve bize de İstanbul'daki kamusal alanı müzede yansıtabilir misiniz dediler. Zaatin mi müzesi? Çok da zor bir müze. Yani şey olarak zor. Hani İstanbul'un kamusal alanı nereye? Zaatin müzesi nereye? Falan gibi bir alandı. Ve o dönemde de kamusal alan tamamen bu bariyerlerle doluydu. Bizim ofisimiz artık bu projede tarla başındaydı bu arada. Ofis de çok taşındı. O da çok ilginç. Yani sen ofisin yerinin bütün projelerde sonra yine o zaman fark etmediğimiz ama projelerle çok ilişkili olması da Tarlabaşı da çünkü Taksim Meydanı'nın devamından tam karakolun yanındaydı Tarlabaşı'nda. Yani oradan oraya kadar neredeyse bariyerler vardı gezi süreci ve sonrasında. Yani bizim evimiz de işte Fındıklı'daydı. Her gün bu bariyerlerin arasından geçip gidiyorduk. Yine çok düşündük ya İstanbul'daki kamusal alanı nasıl biz Maxi'deki müzeye de yansıtırız? Ne demektir bu? Hani sanatçı değiliz bir şey değiliz nasıl yaparız falan. Ama bu bariyerler de enteresan şeyler. Çünkü burada birçok fotoğrafını koymadım. Bu en uç örneği de yani o kadar çok gündelik hayata dahil olmuşlardı ki insanlar üzerine oturuyor, işte çiçekçi muşambasını bağlıyor. Yani strüktür olarak, mobilya olarak bir sürü şey olarak kullanılıyor. Burada da biber kurutuyorlar üzerinde. Yani şöyle bir şey, yani bunu hep aslında Sevinci'nin Beyazıt kitabında zaten neredeyse bunun üzerine kurulu. Biraz gıyabında konuşuyor ama yani İstanbul'daki kamusal alan o kadar güçlü ki kamusal hayat ne koyarsanız koyun onu bir şekilde dönüştürüyor. Bazen yutuyor hatta ama yani çoğu zaman da bir başka bir şeye dönüştürüyor. En az bir şeye daha dönüştürüyor oluyor. Biz de burada madem öyle dedik yani böyle bir müze bu arada aldık ve oradaki iki tane galerinin arasında çünkü zaten gerçekten beğendiğimiz projelerinden biri bu arada. Yani eleştirel olarak söylemedim. İstanbul'daki şeyi buraya nasıl getireceğiz diye. Tamamen insan hareketi, akışkan insan hareketi üzerine vaziyet planındaki izi ve içerideki şey de öyle. Burada da mesela tam bir galeriden diğerine geçişin olduğu yeri bize vermişlerdi. Çok akışkan böyle yumuşak bir geçiş. Dedik ki bunun ortasına İstanbul'da da bir sürü böyle yumuşak geçiş var ama hani bunlar çok fazla şeyle kesintiye uğruyor şu ara. Bir de burada denesek ne olur acaba diye. Bir projeydi. Bariyerleri alıp olduğu gibi
gibi şey yapıp ki normalde kablo bağıyla bağlıyorlar gerçekten bu bariyerleri polisler falan. Biz de burada tamamen kablo bağıyla bağlı halde. Herhangi bir şekilde yere ya da tavana sabit değil. Ve tabii müzeyi buna ikna etmemiz çok zordu. Bizden bunun statik projesini istediler gerçekten. Yani biz de böyle nasıl ya, nasıl statik proje, işte gelip kuracağız bir şekilde orada falan diye. Neyse yukarıya asmak bilmem ne. Bize bir hafta süre verler. Bir haftalık otel ayırttılar Roma'da. Dedi ki bir haftada ne kurabiliriz yani. Neyse yarım günde bitti bu. Neyse geri kalanında Roma'yı gezmiş olduk o açıdan. Güzel bir şeydi. Ama yani gerçekten oradaki forklifti şey yapan adam, işte kullanan adam biz falan. Şimdi şuraya bağlayalım, bunu buraya bağlayalım. Yani bir altlık çizim vardı sırf onlar biraz rahat et, şey yapsın diye. İşte her bir bariyer tam nereye gelecek böyle 150 sayfalık bir teknik şartname yazdık. Hani en azından müzede rahat etsin işte bu falan tamam diye. Ama pek de ona baktık mı derseniz çok da bakmadık galiba. Bir maketimiz vardı, onun fotoğrafları falan vardı. Oradan biraz şey yaptık. Ama forkliftçi ve bizim beraber tasarımımız diyebilirim. Şimdi her birini tek tek anlatmayayım. Bunları biraz çünkü çok çok uzar öyle olursa. İlk başta diğer projeyi de anlattığım için. Bir de şu, bu belki yine tamire başka bir açıdan şey yapmak. Bu da Londra'daki Royal Academy of Arts'ın bir davetli yarışmasıydı. Turkish Ceramics. Onların mimarlık sponsoruydu o dönemde. Evet, o dönem ne zamandı? 2016 falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden 4 tane işte Londralı mimar, bir tane de Türkiye'den bir ekip. 5 ekibin şey yaptığı bir çalışma, bir yarışma. Ama şöyle, aslında istedikleri Royal Academy of Arts'ın içine bir şey yapılmasıydı. Fakat bizi işte ne zaman... sanırım Kasım sonunda aradılar. Yani bizim vize alıp, binayı ziyaret edip, sonra oradan proje üretip, Şubat'ta sunmak için neredeyse hiç vaktimiz yoktu. Zaten vizeyi almamız en az 2-3 hafta randevusu sürüyor vesairesi. Göremedik o yüzden onu. Dedik ki yani şey, neyse bir sürü videolar vesaire yolladılar. Fakat içini anlamak çok zor tabii. Yani hiç içine girmediğiniz kadar bu kadar özellikle bir binada anlamak çok zor. O yüzden biz böyle tamam içi falan güzel de dışında ne var acaba bu binanın diye. Bunlar Google Street View'lar. Ya buraya hepsini koymadım ama 6-7 tane farklı zamanda fotoğraf var ve her bir fotoğrafta şeyi gördüm. Şuradaki zincirli alana birileri oturuyor. Çünkü burası okul girişi. Bu alanda da, ya burasını biraz işte Londra'nın Nişantaşı gibi düşünün. En zenginlerin bulunduğu bölge diyelim. Ve çok da böyle kamusal alan yok oturabilecekleri insanların, para harcamadan oturabilecekleri şey. O yüzden işte ustalar oturuyor, işte öğrenciler oturuyor vesaire ama birileri oturuyordu bu zincirin üzerine. Biz de biraz İstanbul'u refleksiyle hani Londra'nın da taşı toprağı altın olabilir mi gibi dedik ki bu alanı biz bir açalım, kullanım açalım. Ya madem herkes oturmak istiyor bunun üzerine bir şey yapalım. Ama çok riskli çünkü risk niye? Yani bunu kaldırmamız gerekiyor. Şimdi bilmem kaç yüzyıllık binanın önündeki bariyeri kaldıracağım dediğinde hani İngiliz bürokrasisi de hemen yarın tabii buyurun Türk mimarlar sizi bekliyorduk zaten demiyor. O yüzden kesin olmayacağını düşündüğümüz bir projeydi. Ama bir şekilde şey jüri başkanı çok da yaşlı bir beyefendiydi. Çok heyecanlandı. Ya biz burayı nasıl düşünemedik hani bu alanı kullanmayı gibi. Ki dediğim gibi çok yani Türklerin zaten hemen hani ilk refleksi ya burada bir alan var niye kullanmıyoruz bir çaycı yapalım en azından gibi bir yaklaşım. Sonra böyle bir seramikten tabii olması gerekiyordu. Turkish Ceramics sponsoru olduğu için. Aşırı riskli. Çünkü Londra'nın yağmurunda işte herkesin içki içip sokaklarda naralar attığı bir şehirde böyle üzerine tırmanılan seramik bir enstalasyon şey ve hiç başında bunun bekçi falan da hiç kimse yoktu. Yani 24 saat böyle sahipsiz herkesin kimin ne isterse bir şey yapabileceği bir yerdi. O yüzden o dönem çok uykularımız kaçtı. Yani bu Haziran-Kasım arası uzun bir süreçti. Ama bir yandan da çok böyle pozitif bir dönüşüm şeyine vesile oldu. Çünkü sokaktaki kamusal şey gerçekten arttı. Bunun üzerine işte tam sökülmeden önce artık sokağı kapatıp böyle bir festival yapıldı. Ve kullanım anlamında korktuğumuz şey olmadı diyeyim en azından. Kimse düşüp bir yerini yaralamadı ve bol bol da kullanıldı. Ama neyse ki geçiciydi.
Yoksa yani bayağı bir ömür törpüsü olurdu. Sonra biraz tavuklardan belki bahsedebiliriz. Çok soruları da biraz zaman kalsın hani böyle bir hazır bir aradayken diye çok fazla şey yapmak istemiyorum uzatmak. Burada da bu da şöyle bir soruydu yani tavuklar için nasıl bir şey tasarlarsın? Çünkü tavuk sana insan gibi şeyi vermiyor, bir brief vermiyor, bir talebi yok. Para zaten vermiyor. Yani hiçbir şey input hiçbir şey yok ondan alabildiğiniz. Ve böyle bir canlı için ve de adaptasyonu da bir yandan çok düşük bir canlı. Hani bir şey yapayım zamanla zaten sever, alışır falan insan öyledir yani. En azından para verdim bari kullanayım şeyi bile olabilir. Ama tavuklarda maalesef öyle bir şey yok. O yüzden bu Kutlu Ataman'ın Palanga'daki işte Artan Architecture Farm diye bir projeye niyetlenmişti. Türkiye'den bir sürü farklı mimarı çağırdı ve onlara bir proje, yani her birine bir proje esayen edildi. Orada Erginoğlu Çarılışlar küratörlüğünü yapmıştı alanın. Bize de kümesi uygun görmüşler. Biz çok tabii hem heyecanlandık hem korktuk da birazcık. Şimdi kümes çünkü yani daha önce hiç böyle bir deneyimimiz yoktu. Neyse bakınca çok böyle uzay gemisi gibi aslında Erzincan'da bir işte köyün ortasına konmuş bir şey gibi birazcık şeyini anlatmak belki iyi olur. Yani bir aslında çok görünür olmasa da bu strüktür ya da bu nesnenin tasarımının bir tavuk için olduğu tamamen alandaki veriler üzerine yaptığımız bir projeydi ve gerçekten hani diğer projeleri hani anlattım gördüğünüz bariyerdir şudur budur onlara göre en az risk aldığımız projeydi. Çünkü aldığımız risk direkt tavukların ölümüne sebep olabilecek bir durumdu. Bir yandan da böyle bir acayip sert doğa koşullarının olduğu bir yer Erzincan. İşte deprem var. İlk numara zaten depremle ilgili. O yüzden tamamen üçgenlerden oluşan bir strüktür olsun istedik. Belki tek tek anlatınca daha şey olur. Modüler strüktür olsun istedik. Çünkü Kutlu ilk başta dedi ki ben burada usta bulmakta çok zorlanıyorum. Bir şey yaptırmak. Çünkü ilk evi yaptırırken çok Ergun Çelişen'in yaptığı bir ev vardı. Onun çok güzel bir ev. Zaten yayınlandı birçok yerde. Ama onu yaptırırken çok zorlandığını anlattı. O yüzden prefabrik olsun. Siz bunu yapın. Buraya getirip lütfen hızlıca kurun. Ben usta bulmakla uğraşmayayım. Çünkü bulamıyorum dedi. Ve sonrasında bakım da çok kolay olsun. O yüzden çok basit malzemeler yapmış. İşte kolay temizlenebilir olması gerekiyor. Çünkü tavuk dışkısını yani yaşadığı yerde yapabiliyorsunuz. Onun belli bir süre. Hem iyi yönleri var hem kötü yönleri var. O yüzden kolay temizlemek gerekiyor. Sosyal hayvanlar tavuklar çok. O yüzden böyle büyük hani bir gölgelik bir alan oluşturmasını istedik. Yazın sıcaktan, kışında kardan koruyacak. Yani şu aslında bu ikisi. Güneş kontrolü çok önemli çünkü işte yumurtlama döneminde güneş direkt onlara doğru gelirse çok şey stresli oluyorlar. Yumurta yani şey oluyor, aksıyor o şey süreci, yumurtlama süreci. O yüzden yönlenmesi kritikti. Yine doğal havalanması gerekiyor ama böyle havalanırsa hasta oluyorlar. Yukarıdan olması lazım çünkü içerideki amonyak kokusu yukarıya çıkıyor. Yukarıdan tahliye etmeniz gerekiyor onu. Alanda çok fazla tabii işte doğal hayat devam ettiği için işte tilki, kurt ya da yabani kuş, yırtıcı kuş daha doğrusu var. Onların içeri girmemesi için yükseltmemiz gerekiyordu. Çünkü geri yapıştırdığınız zaman tilki kazıp ya da kurt kazıp içine girebiliyor kümesi direkt. Çok olan örnekler bunlar. Her yeri tellerle kaplı. Yani enfeksiyon da girmemesi lazım bu arada içeri. O yüzden yerden yüksek. Kar içinde tabii yerden yüksek olması yok. Çünkü kar ciddi kar yağışında gömülü kalıyor şey içinde, kümes içinde. Şey çok ilginç, yani uyurken kakalarını yapıyor tavuklar. Ve üst üste uyumamaları lazım. Hep de tüneyerek yani. Bu arada şeye bağlı. Hani en güçlü olan en tepede uyuyor. Ağaçta yaşıyorlar çünkü doğal olarak. Ağaca böyle yerleşiyorlar. O yüzden tribün gibi olmadığı sürece birbirlerinin üstüne çık yapıyor oluyorlar. O yüzden bu şu üçgen o işe yarıyor. Ve altta biriktirirseniz eğer bunu ve talaşla karıştırırsanız içeri doğal bir sıcaklık oluyor. Yani burası ısıtılan bir bina değil zaten. Onu talaşla işte güzel bir şey haline, malç haline getirdiğinizde içeri ciddi sıcaklık veriyor. Ama bunu da işte yaklaşık 3-4 ayda bir temizlemeniz gerekiyor. Kapakları açarak. Tabii insan gibi değil hareketleri. Çok kolay girip çıkabiliyor olmaları lazım.
Bir de insanın çok az girmesi lazım çünkü enfeksiyon getiriyor. O yüzden bu arkada böyle kapakları açıp içine hiç girmeden şey toplamaları önemli. Bu böyle bu gündüz döngüsü gibi bir şey. Bu da biraz önce bahsettiğim hani aslında tırın tamamen tasarımın tırın içine sığabiliyor olması gerekiyordu. Bütün o makas ölçüleri vesaireler. Böyle bayağı flatpack bir şey olarak geldi ve tam da 4 günde yani sadece altta betonarme ayaklar vardı. O betonarme pabuç ayakların üzerine işte 4 günlük bir sürede bağlandı bütün sistem. Süre nasıl olmuş? Hadi son bir proje daha anlatayım. Sonra da soru cevaplayacağım. Bu da yani şu soru, mimarlar deprem öncesi sonrasında ne yapabilir? Yine maalesef geçen Şubat'taki depremden sonra bu soru çok yine böyle bir şey hale geldi, kritik. Burada geleneksel alıştığımız şey görüntüsü aslında hemen depremden sonra konteynerler kurulur. Sonra da bu Van depreminden ve sonra da onlar bir şekilde terk edilir. Sonrasındaki hayatları düşünülmediği için tekrar da maalesef kullanılamaz ki Türkiye gibi bir sürekli deprem yaşayan bir ülke için acayip bir aslında kaynak ve ham madde israfı. Bizim bu 2018'de aslında ilk bu Venedik Mimarlık Bienali'ne bir önceki ya da iki önceki başvurumuzu tam hatırlamıyorum. Çok başvurduk çünkü. Bence bu sene seçildik. Onun için hazırladığımız bir projeydi bu. Ve şey diyordu yani tamam İstanbul için bir hani dünyada bir sürü deprem ülkesi kendi konteynerini tasarlıyor, üretiyor vesaire. Niye İstanbul'un böyle bir şeyi yok diye bir soru sorduk. Ama bu soruyu sorduktan sonra şeyi gördük. Aslında konteynerimiz olsa da çok koyacak yerimiz kalmamış maalesef. Ki bu 2017 verileri görüyorsunuz işte nüfus artıyor. Ama en altta 496 olan toplanma alanımız 77'ye ki bugün kaç bilmiyorum. Daha da düşmüş durumdadır muhtemelen. Çok spekülatif bir proje aslında. Yani böyle bir çözüm değil kesinlikle. Sadece bir çok büyük bir soruna ve sorunun absürtlüğüne dikkat çekmek için başka bir spekülasyon denilebilir. Çünkü buradaki konu şuydu. Yani şunu aslında diyorduk. Yani İstanbul'da deprem sonrası nasıl barınacağımız zaten büyük bir soru işareti ama diyelim ki bu barınaklar ya da bu konteynerlerimiz var. Onları koyacak karada bir yer yok. Acaba o yüzden bunları suya koyabilir miyiz gibi. Ve ilk yaptığımızda bunu MEF Üniversitesi'ndeki stüdyoda işte mimarlık öğrencileri, sosyoloji öğrencileri ve Boğaziçi, sosyoloji ve Boğaziçi inşaat mühendisi öğrencileri bir ortak stüdyo yaparak başlamıştı. Ve orada şeyin tarzı yani gerçekten konunun ne kadar ağır ve sadece bir mimarın ya da planlamacının çözümünden çok daha uzak, yani uzak demeyeyim de çok daha büyük ve katmanlı olduğunu şey yapmıştık. Onun bir kitabı da var internette hani şey Hop on Water ismi. Haliç bölgesinde böyle bir hani su üzerinde bir yapılaşma olursa bunun getirdiği sorunlar ya da işte yarattığı potansiyeller nelerdir ona baktığımız bir şeydi. Bir araştırma projesiydi yani. Onun devamında da bir tane prototip yaptık. Sonra Tasarım Bienali'nin küratörü Jan Boelen bu projeyi çok beğendi ve onu dahil etmek istedim. Hem öğrencilerle yaptığımız kısmı hem de yanında bu katlanır aslında ev. Prototipi sergilendi. Bunun katlanır olmasının çok basit bir sebebi var aslında. Çok ciddi miktarda bu strüktürlere ihtiyaç var ve katlanır olması hem bunun çok kolay taşınmasını hem de çok kolay depolanmasını sağlıyor. Bir yandan da alana geldiğinizde yani konteyner da kolay taşınıyor ama çok ciddi yer tuttuğu için şeyi çok zor. Hani operasyonu çok zor. Çok hala mesela şu anda Hatay'da hala kurulmaya devam eden şeyler var. İşte geçici yapılaşmalar var. Çünkü üretilmek ve taşınması vesaire de hep tırla taşımak zorundasınız. İstanbul'da tabii tam suyla çevrili bir şehir olduğu için suyun içinde bir operasyonla böyle bir sistem rahatlıkla kullanılabilir diye düşünmüştük. Yani hem bir spekülatif yanı var aslında ama bir yandan da çok gerçekçi bir takım sorular ve çözümlere odaklanan bir proje. Çünkü altyapısını çözmeniz lazım.
Ondan sonra işte içinde bütün o kurulum sürecinin çok kısa olması lazım. Çünkü kalifiye işçi vesaire bulmak çok zor oluyor öyle bir anda. Şimdi mesela Hatay'da şanslı olduğumuz nokta, Batı'dan çok kolay buraya şey gönderebiliyoruz. Yani İstanbul'da usta bulmak neredeyse zor, imkansız şu anda. Çünkü herkes orada çalışıyor. Ama tersi bir durum olduğunda burada çalışabilecek insanı Türkiye'nin kanından çekmek çok çok daha zor olacak operasyon olarak. Çünkü bütün sanayi burada zaten. O yüzden belli bir miktarda bunların yapılıyor, yapılmış olması ve kolay kurulabiliyor olması kritik bir konu. Biz de o dönemde fibrobeton ve metal yapı ile birlikte bir prototip, onların sponsorluğunda bir prototip yapma şansımız olmuştu. Alt tarafı yüzer böyle fiber betondan bir ponton. Üstünde de işte açılabilir hafif çelik, 3 milim kalınlığındaki işte katlanmış çelikle, yani rigidliği öyle sağlanmış bir çelikle bir üst yapı var. Buradaki ilginç olan şey bizim için, yani daha doğrusu yeni olan şey, bu pontonun imalatıydı. Çünkü ponton, dünyada çok fazla beton ponton var. Çünkü çok uzun süre ömürleri. Normalde tabii alüminyumdan da var, plastikten de vesaireden de var ama bu betonun ömrü en az 50 yıl oluyor. Fakat hepsi donatılı betonla yapılmış bugüne kadarlar. Öyle olunca da paspayı çok yüksek olduğu için denizin içinde en az bir 4-5 santim iki tarafta 10 santimin altına düşemiyorlar. Fakat bu fiber betonla yapıldığı için, yani içinde donatı yok, lifli, cam elyafı var. O yüzden kalınlığı 4 santim ve çok hafif bir pontondu. Fibro beton için de ilginç bir deneyim oldu. Hani böyle bir şey inşa etmek. Yani içi full strafor artı dediğim gibi çok ince bir beton cidarla dolu. Bir de içinde tamamen o işte tesisat kısmı gömülü olarak yapılıyor. Yukarısı gelip alttaki altyapıya bağlanıyor ve işte böyle bir şeye dönüşüyor. Geçici bir barınma ünitesine dönüşüyor. Deyip bitireyim. Sorulara da biraz zamanımız olması iyi olur sanki. Teşekkür ederiz sunum için. Ben bu geçici barınma ile alakalı bir şey soracağım. Sonuçta bu depremden etkilenen insanların sonrasında yaşayacağı bir yer ya ve biz bunu suyun üstünde tasarlıyoruz burada. Hani o dalganın sallanım hareketiyle insanların psikolojisi etkilenmez mi? Yani ben bunu önceden bir arkadaşımla konuşmuştuk, bu tasarımı görmüştük. Evet. Bu çok bizim sorduğumuz bir soruydu. Şu an bu soruyu 2 sene önce sorsan cevap veremeyecektim ama şimdi cevap verebiliyorum. Çünkü şöyle bir şey oldu. Deprem sonrası İBB büyük İDO gemileri yolladı şeye. Belki görmüşsünüzdür. Ve ciddi miktarda insan o gemilerde hem hastane gibi kullanıldı hem de yaşadılar. Ve biz de ilk olarak yani İBB'deki tanıdık arkadaşlarımıza sorduk. Ya dedik ki hani sallanma. Çünkü bu çok gerçekten merak ettiğimiz bir soruydu. Şeyde de sosyologlarla çok tartışıyorduk. Dedim ya stüdyo yaptık diye. İkinci bir travma mı acaba sallanan falan. Fakat tam tersi olduğunu söylediler. Karada olmayıp suda olmak inanılmaz bir güven hissi vermiş herkese. O yüzden herkes gemide olmak için şey yapmış. Bu yani dediğim gibi son depremle o İdo'da yaşayan insanlardan aldığımız ya da yani belki hepsi aynı düşünüyorum bilmiyorum ama oradaki çalışan İBB ekibinin verdiği şey buydu. Çünkü Instagram'da yayınladılar bunu. Yayınlanır yayınmaz sorduk yani gemi. Çünkü bizim de o zaman sadece şey değildi. Şimdi bu bizim ofiste yaptığımız bir tane örnek ama stüdyoda yaptığımız bir sürü öğrencilerin farklı önerileri vardı tabii ki bunun için ve gemiyi de kullananlar da vardı ve çok tartışılmıştı. Ama şeyden aldığımız cevap, İskenderun'dan aldığımız cevap tam tersi yöndeydi. Yani çok güvenli hissettik. Çünkü kara sürekli sallanıyor. Karanın sallanması başka bir şey. Sudaki başka bir şey. Yani o his bir bilmiyorum. Böyle bir negatif durum şey yapmamış. Teşekkür ederim. Çok merhabalar. Ben daha çok proje yürütüm sürecinizden biraz soru sormak istiyorum. Öncelikle bu çok nasıl desem aslında farklı fikirlerle çözüm üretilebilecek ucu açık soruları çözüm üretirken bir grup olarak nasıl bir ortak paydaya varıyorsunuz? Bir de aslında bu soruların hepimizin aklından geçebilecek sorular ve çok değerli sorular. Bunları geliştirirken nasıl desem bir mimarinin rasyonelliğinden nasıl sıyrılabiliyorsunuz ve bu konuda motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Rasyonellikten sıyrılmadığımızı ümit ediyorum. Çünkü o zaman bilmiyorum. Çok zaten tam tersi savunduğumuz rigidliğinden daha çok yani. Neyinden? Rigidliğinden hani Ha. nasıl desem. Yani o bir
Bilmiyorum çok mimarlık hep tam tersi yani o, hatta ben liseden geldikten sonra çok hissetmiştim. Lise aşırı böyle hani hep doğru cevaplar, test işte çok net ya her şey. Mimarlık eğitimi aşırı böyle yüzen ve kaygan bir his vermişti. Hala da öyle veriyor. Bence o anlamda birçok meslek dalına göre avantajlıyız gibi geliyor. Ama tabii ki şeyde haklısın. Yani şey hayat, hani nasıl diyeyim, okul sonrası hayat özellikle işte bütçeler, işverenler vesaire vesaire. Bunlar bazen çok katı ve şey değiştirilemez gibi görünüyor. İki yönü var bunun. Bir tanesi hani dürüstçe söyleyeyim, hep şanslı işverenlerimiz oldu galiba. Ya da daha doğrusu diğer işverenlerin hiçbir zaman ilgisini çekmedik muhtemelen. Kimse bize gelip bir lüks konut yap demedi bugüne kadar. Deseydi de ne yapardık, yapabilir miydik çok emin değilim. Ya da başka bir AVM yap vesaire demedi. Ya da bir gökdelen yap demedi herhalde. Yani çünkü o anlamda şeyi hep söylüyorum. Yani bunlar gerçekten belli manevra alanınız olan şeyler. Çok zor sorular gibi gözükse de asıl zorluk diğer tarafta. Çünkü çok paranın ve şeyin çok baskın olduğu yerler. Birisi gel hani işte buraya bilmem kaç milyon dolarlık bir yatırım yaptığınızda asıl o zaman bence çok rigid bir şeyle karşı karşıya oluyorsunuz. Ofiste çalışma metodumuzda öyle özel bir, yani ne bileyim, içinde olunca çok onu anlamıyorsun bence. Hani nasıl çalışıyoruz ama genelde işte hep bu sunumlarda soru sorarak başlıyoruz. Biz böyle çok cevap aramaya yanlısı bir şey değiliz. Hani bir eskizle işi bitirdim tarzı bir ofis hiçbir zaman değiliz. Hani olur ya meşhur mimar peçeteye bir şey çizer ve evet işte en sonunda da bak peçetedekini hayata geçirdim. Bu bizim için felaket bir senaryo mesela. Yani hiç mi o zaman bir şey olmadı bütün süreçte ya da hiç bu projeden ne öğrendik zaten bildiğimiz bir şey yaptıysak. Biz tam tersi her projeye ya bundan hani gerçekten tamam bir şeylere için bir fikir geliştiriyoruz ama bizim de bununla birlikte değişiyor, gelişiyor olmamız önemli diye düşünüyoruz. Bir şey öğrenmemiz. Projelerin hepsi o anlamda belki öyle bir paralellik şey yapabilir. Ve kimse bir cevapla gelmediği için de böyle birbirimize bir ikna etme şeyi de olmuyor. Genelde soru işte olsa o soruyu soruyor. Hep böyle bir eleştiri. Çok kıyasıya tabii eleştiriler oluyor. Bazen küçük tat kavgaları da dönüşebilecek. Ama dikte olmadığı sürece çok da bir sorun yaşamıyoruz galiba. Bilmiyorum cevap verebildim ama. Benim de bir sorum vardı. O da yine bu proje hakkında olacak. Göremedim ama nerede? Buradayım. Ha pardon, tamam benim arkadaşım. Şey, mesela geçici barınma birimleri diyorsunuz ama mesela 6 Şubat depreminden sonra tekrardan kalıcı ve alıştığımız yapılara geri dönmekte çok ciddi sıkıntılar çektik. Buradaki zamansal açıdan hani geçiciliği nasıl değerlendiriyorsunuz bu proje kapsamında? Yani ne kadar bir süreyi ya bu aslında evet çok şöyle ben tam sunumu şeyde de durdurdum. Bir sonraki sunumun devamı aslında biz Hatay içinde bir şey yani daha doğrusu son deprem içinde bir şeyler şey yaptık. Şöyle hatta bir sonraki hani paralelde belki bu dönebilir. Yani çok okumaya çalışmayın biraz zor. Ama mevcut olanı dönüştürmek ya aslında hani hep tamir dediğimiz şey. Şimdi mevcut olan konteynersa da ki burada deniz yok, su yok vesaire. O zaman konteyner üzerine ne yapabiliriz gibi bir soru sormuştuk ve mevcut konteynerlardan onları geleneksel anlamda hani yan yana üst üste koymadan bir adım öteye çok basit müdahalelerle bir adım öteye geçirebileceğimiz bir takım strüktürler oluşturabilir miyiz gibi bir soru sormuştuk. Bu da öyle. Mevcut konteyner ölçülerini alıyor. Onlara bir dayanabileceği bir strüktür altta olarak gören ve arasına da bir ahşap strüktürden işte bir çatı oluşturuyor. Bu bir aslında komünite merkezi. Çünkü çocuklar en fazla etkileniyor biliyorsunuz bu depremden ve aslında barınmak çok temel bir ihtiyaç gibi gözükse de sadece neredeyse uyunuyor bu alanlarda. Çünkü içerisi o kadar klostrofobik ve sıcak ya da soğuk ki kalan alan, kalan zaman özellikle çocuklar için ya dışarıda oyun oynayarak ya da orada varsa bir okul ya da başka bir şey orada geçiyor. Biz de onun için bir şey önerdik. Çünkü zaten herkes görmüşsünüzdür. Çok inanılmaz geçici şeyler. Yani hatta bir tanesi Fatih Altaylı'nın programı çıkmıştı. Böyle bir yazlık site gibi. Hani konteynerdan güya ama onlar mesela çok bize sorunlu geliyor. Çünkü o zaman da öyle bir şey yaptınız, bir tane yaptınız. Çok ayrıcalıklı bir grup.
olmuş oluyor orada yaşayan. Bir yanında çünkü neredeyse mülteci gibi yaşayan insanlar oluyor. O yüzden hani her şeye böyle bir tane komünite merkezi konulsa ve bu gerçekten çok kolay inşa ediliyor olsa gibi bir soru şeydi. Çok zor yani. Böyle hep ben burada bir hani başarı hikayesi gibi anlatıyorum ya bir sürü şeyi. Aslında bir sürü yerde tosluyoruz, tökezliyoruz. Olmuyor yani. Hani bu yüzeri evi ilk denize indirdiğimizde batıyordu bu arada. Hani bayağı blup 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 su almaya başladı. Geri çıkardık. Çünkü Türkiye'de ilk kez fibre beton bir betondan ponton yapıyor. Yani adamların da yani Türkiye'yi bırakın dünyada ilk kez yapılıyor. O yüzden böyle anlatılırken hep bunlar müthiş yani sorunsuz süreçler gibi geliyor ama öyle değil. Ben size yani burada bitmişi gösteriyoruz aslında. Bu kadar deneysel bir şey yaparken o kadar çok tosladığınız an oluyor ki. Ama o toslamalar çok fazla şey öğretiyor insana. Ve asıl o hani dedim ya biraz önce yani ilk çizdiğimiz eskisi uygulasak zaten ne o zaman ne öğrendik diye. İşte bir şeyin yüzmemesi, batması ya da bürokratik sorunlarla nasıl başa çıkıyor olmanız falan. Bir de mimarın tabii şey de değişiyor, tanımı da değişiyor o zaman. Mimar dediğin insan alıp kalemi çizenden çok çok öteye geçmesi gerekiyor. Bütün o ilişkiler ağını yöneten insan oluyor. Çünkü işte öbürünü arayıp bilmem ne demen gerekiyor. Sorunu çözen insan olmak. Hani orada gerçekten sorun çözen olmak gerekiyor. Ama hani kağıt kalemle de olacak işler değil çoğu zaman. Neyse nereden başladık hatırlamıyorum ama işte böyle bir iş, arka planı var yapılan işlerin ve her zaman da böyle bir saat gibi de şey olmuyor, çalışmıyor. Ama hep şey öğreniyoruz ve bir sonraki projede o bilgi başka bir şekilde işe yarıyor oluyor. Merhaba, teşekkür ederim. Öncelikle çok zevkliydi sunumunuz. Benim sormak istediğim şey bu deprem için geçici olarak yaptığınız barınma evet, birimi. Tasarımında neden evet. Öyle bir form tercih ettiniz? Yani bilmiyorum, o senaryoda bir an hayal ettim de sanki orada olsam ve sonrasında bu durumun bilmiyorum o duvarla bu formu mu diyorsunuz? Geliyor gibi hissederdim daha çok. Evet. Valla şöyle, kitap gibi bir şey aslında. Katlanır olsa yani en kolay katlanan şey kitap diye çok da şey yapmadık. Yani bu bir üçgen form, hani dedim ya böyle, üçgen en rigid form üçgen aslında şeyde, hani geometrik olarak. O yüzden çok kullandığımız bir şey. Burada da kolay katlansın. Tabii burada çok kısa geçtim. İçinden bunun fotoğraflar ve şeyler var internette. İçine girdik de tavan yüksekliğinin çok fazla olmasından dolayı böyle bayağı tam tersi bir şey hissi var. Çok ferah bir his veriyor insana. Ama şimdi burada tabii kendi projemi hani çok iyi ya, çok güzel de anlatmak çok zor. Fibrobeton'un fabrikasında duruyor hala. Maalesef kimse Türkiye'de, İstanbul'da gelip bununla ilgilenip şey yapmadı. Dünyadan soranlar oldu biz bunu sergileyebilmemiz ama dev gibi bir şey yollaması çok zor. Ama Fibrobeton'un fabrikasında var, Düzce'de. Bir gün şans eseri yolunuz düşerse böyle bayağı sergiliyorlar orada. Çünkü fabrikaya yabancılar falan çok geldi, merak ediyorlarmış bu ne ya diye. Orada hani içine girip anlaşılır. Ama küçük ya şöyle diyeyim. Küçük ölçekte bizim çok böyle bir barınma vesaire şeyi var. Hatta MEF Üniversitesi'nin önünde 2,5 metre çapında ve 6 metre yüksekliğinde bildiğim bir su deposunu eve çevirdik. Yani su deposu ölçüsünde bir şey eve çevirdik. Mesela ona da gidip ziyarete açık bakılabilir. Küçük ölçek render'da ya da ekranda ya da fotoğrafta anlaşılabilmesi çok mümkün olan bir şey değil. Gerçekten içine girip deneyimlemek gerekiyor. Biz bunu ilk kendimiz için yaptığımız bir konteyner, ahşap bir konteyner ev vardı. Onu içinde de yaşadığımız için orada o ergonomi ve şeyi, ölçeği gerçek olarak anladık. Ve ondan sonra zaten birazcık ona cesaretimiz arttı. Yani bu ölçekte. Çünkü gerçekten kağıt üstünde anlaşılacak, makette bile anlaşılabilecek şeyler değil. Deneyim böyle bayağı 1/1 maketlerle anlaşılabilecek şeyler. Ama hani gidip görme şansın zor da olsa var. Hani öyle bir şey niyetlenirsen bir gün mail atarsan fabrikaya haber veririz. Olur, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sorum. Tabii. Mesela bu tosladığınız zamanlarda motivasyonunuz illaki biraz düşüyordur. O zamanlarda nasıl tekrar motive oluyorsunuz ya da nasıl atlatıyorsunuz? Yani ne bileyim. Şöyle hani tekrar motive nasıl oluyoruz? Çok yani genel olarak çok negatif şey insanlar değiliz. Bir de şöyle şimdi bizim bu tip böyle garip projeler yaptığımız için çok fazla yurt dışında konferans, sergi vesaire gitgel oluyor. Şimdi Türkiye'de durduğunda sanki bütün musibetler burada oluyormuş hissi veriyor insana.
Ya öyle bir şey yok. Aslında tabii ki bizim bir sürü derdimiz var ve çok hızlı değişen dertler. Çok hani gidip bir işte Hollanda ile aynı ülke olduğunuz kesinlikle iddia edemem ama her yerde başka dertler var. Yani Danimarka'ya gittiğinde kasada çalışan insan mimar olabiliyor çoğu zaman çok rahatlıkla ve anlatabildim mi? Hani Kopenhag'da öyle buranın da dertleri var, onların da dertleri var. Dünyada genelde dünya dertli bir yer zaten. Orada savaş çıkıyor, orada pandemi oluyor, orada bilmem ne. Zaten temel olarak söylediğim şöyle bir şey var. Artık bundan 30-40 yıl öncesi gibi bir mimarlık mümkün değil. Daha da dertler ölçeklenerek muhtemelen şey olacak ve böyle çok subjektif şey tasarımlarla şey yapamazsınız. Bayağı araştırma temelli objektif bir takım senaryolar atmanız lazım ortaya diye düşünüyoruz. Çünkü çoklu krizlerle sınanıyoruz sürekli. Ve hep bir bugün Biennale'i anlatmadım. Çok, çünkü gerçekten çok fazla anlattık ve çok fazla yerde videosu var, şeyi var, kitabın kendisi var zaten. O yüzden tekrar anlatayım. Bir de dediğim gibi birkaç kere dinlemişti ekip. Haksızlık olurdu onlara. O yüzden orada da mesela Türkiye'deki kullanılmayan inşaat çılgınlığı sebebiyle atıl durumda olan yüzlerce bina var. Hani şimdi bundan da bir başımızı öne eğip ya of ne olacak diye de bilirdik ama hep bir umut senaryosu, pozitif bir senaryo. Yani mimar olmak zaten biraz öyle bir şey. Gelecekle ilgili olumlu bir şey söylemen aslında bekleniyor. Onu bulmaya çalışıyoruz hep. Ve yolları da var bence. Türkiye ne olursa olsun şunları yapmaya izin de veren bir ülke garip bir şekilde. Bunun prototipini yapıp Haliç'te yüzdürmek çok da bürokratik anlamda da çok zor, maddi olarak da çok zor. Hani Hollanda'da belki yapamayabilirsin yani bilmem ne fonunu başvuracaksın. Ya da yaparsın da 3-5 senede yaparsın belki ama Türkiye'de bir telefonla bir şey çözebiliyorsun mesela. Bazen çok kötü oluyor, bazen çok iyi oluyor. O yüzden birazcık buranın gerçeklerini anlayıp hani oyunun şeyini anlamak lazım galiba. Kurallarını ve ona göre birazcık şey almak lazım. Aksiyon. Anladım. Teşekkür ederim. Tamam. Başka? Tamam. Teşekkürler katılımınız için. Bugünün anısına size bir teşekkür. Çok teşekkür ederim.